neredesin Rukiye teyzeciğim? Üç kardeşiz biz. İki oğlan, bir kız. Öyle işte. Onun da ikisi öldü. Bir ben kaldım şimdi. Bir ben var. Başka öyle hani işimiz yok. Anam rahmetlik zaten genç öldü. Babam rahmetlik genç öldü. Öylesine. İvatı zamanında hastalandı, etti tuttu diyen gibi öylelikçe. Öldüler hepsi. Kimsemiz kalmadı. Çoluk çocuk biz de ondan kâr kâr uğraşırken böyle. Bu zamana kadar sıkıntımız da oldu. Neler çektik, neler ettik. Bağında işledik, dağında tütününde işledik. Beş dönüm bamla işledim ben. Bir senedir beş dönüm bamla. O bağ orada dursun. O çoluk çocuk ufacık ufacıydı hepsi de. Pamuğuna da gittim, kozasına da gittim, çapasına da gittim, çarına da gittim. Neler gördüm, neler gördüm. Adam evde kodum, kendim gittim, çocukları aldım da. O evde kaldı, çalıştı. Bir dilsiz dayım vardı, yazık. Hiç bensiz olmazdı. Öyle ben olmayıverin, öyle ağladı. O öyle oldu. Onlar genç oldu, anam babam dediğin gibi. Şimdi gari iyi izlenme geçti, ne kadar iyi olsan da oluyor işte öyle. Çok şükür şimdi hacımıza da gittik, işimizi de ettik. Bol da böyle o topal, ben topal gari sürünüyoruz gari işte öyle karada bir derede diyen gibi. Çok şükür evlendi evleneli ikimiz de öyle birbirimize nafımız lakırtımız olmadı. İyi geçindik. Şimdi gari açık hastalandı tabii, açık bir gelip geçiveriyor, bir bana soruyor, ben ona dediğim gibi öylelikçe vakıtı geçirip gideriz işte, işleyeceğim. Kaç yaşında evet. Evlendin Rukiye teyzeciğim? Ben 15 yaşında evlendim, 16 yaşında elime benim büyük kız geldi. O oldu, ondan geri bir daha oldu, ondan geri nikahsız olduk. Onun çocuğu kucakladık da nikaha gittik biz. Nikahta bize gülüşü verdiler bunu iyi diye. Ondan kergar işte o oldu, biri daha oldu. Ondan kergar kalktı askere gitti. Bir de asker yolu bekledim ben. Bir de asker yolu bekledim ya. Neler çektim. Kayınlam öldü o asker diye ki. İnsan hepsini görüp bir geçiriyor işte. Ne için? Böylelikçe geçirdik. Kaç yıl asker bekledin? 2 sene, 2,5 sene. O zaman öyleydi. O zaman öyleydi. Şimdi ne var askerliği etmiyor. Şimdi askerlikle ağa gidiyorlar, ağa geliyorlar. Ne kadar bak farkı var indi. O zaman öyleydi. Evlendiniz. Evlendiğinizde ne yaptınız, ne işler yaptınız Rukiye teyzeciğim? Evlendiğimizde işte öyle onu işleyeceğiz, bunu işleyeceğiz de Çavralı'ya Çavralı'ya kayınlamın yanındaydık. Bir arada durduk, ta sonra ayrıldık. İşe ettik derken, Bolda Kakıbe'de askere gitti. Askerden geldi Bolda işte onu edeceğiz. İlaçberli işledik, ekin ektik. Öyle ilaçberliyle inek besledik. Dediğin gibi onlarla uğraştık Bolda gari. İşleyeceğim. Şimdiki evlilikler çok kısa sürüyor sizler. Çok hindik evliliğe ne var? Hindik evlilik mi? Şimdiki gelinle kayınla. Kayınlılığa gelin. Şimdi ne var? Biz nelerini gördük. İyi maşallah. Ben hindi öyle diyorsun da beni gülüyorlar. Hindi gelin olmalıymış diyorsun. Hindi evlenmeliymiş diyorsun. Çok iyi doğrusu diyorum ben. Bizler çok sıkıntı çektik. Çok ciddi. Bulduğumuz zaman da oldu, bulmadığımız zaman da oldu, yediğimiz zaman da oldu, yemediğimiz zaman da oldu. O çocuklarla bamla atlayacağız, bamla tarlasına götüreceğiz, bamla tarlasına getireceğiz, oturacağız, diyeceğiz. Öyle vakit geçirdik. Şimdi ne var? Şimdi çok iyi. Bekir amcamla nasıl aranız şimdi, iyi mi? İyi, çok şükür, iyi. O beni sürüyor, ben onu sürüyorum. O ben sürüyor, ben onu sürüyorum da açık gelip geçiveriyor işte. Gelip edeme, ben ona bağırıyorum, o bana bağırıveriyor. Etme ya bunu böyle der. Ben de sen niye unutuveriyorum diyorum. Unutuyorum işte der. Açık unutkanlık başladı. İyi, çok şükür iyi insanla. Şimdilik karıştı evlerde. Camiye gidiyor, camdan geliyor. Böyle. Namazını kılıyor.
Çocukların nerelerde? Çocuğumun 4'ü Denizli'de. Başından geçen düğününde olsun bir olay var mı anlatabilir? Yok yok, çok şükür olay bile olmadı düğünümde. Bizim düğünümüzde öyle bir şeyler mi oluyordu, olay olacak bir şey olacak, bir şeycik olmadı. Evvel böyle tangı çalgım vardı, evin içinde oturdum. Sen çaladın, onlar oynadı, onlar çaladı, sen oynadın, ölüydü düğünler. Böyle arabayla murabayla düğün mü çıkıyordu evvelce, atlara biniliyordu. Ya evveli böyle ne vardı, şimdi gariye hepsi oluyor, yoktu. Çok şükür öyle bir olay mulay bir şeyimiz olmadı. Çok şükür. Hacı'ya gitmişsiniz Rukiye teyze. Gittik geldik, gittik geldik. 5 senenin içine gireceğiz gari işte. Gittik geldik, çok şükür Allah onu da gösterdi anam. Onu da gösterdi. Hiç aklımızda gönlümüzde yok, ona da gittik geldik. Onu da gösterdi Allah. Yanında evlatlarından hiç kimse yok. Yok yok, hindilik işte bir bunlar var burada, bunlar gelip gidiyorlar, kalanı Denizli'de, öteki yabandı dediğin gibi. Yok, kimse yok, kendimiz var işte, giriyoruz çıkıyoruz kendimiz, giriyoruz çıkıyoruz, böyle mi olacaktık şimdi en kar bizler, o hor oturur, ben bur oturun gari, akşam oldu mu, gelen giden de yok, böyle mi olacaktık gari bizler bir dayın, öyle işte, yok, gelenimiz gidenimiz yok. Çok şükür. İyilik. Başta Bekir. 1936 doğumluyum ben. Askere 1956'da gittim. 58'de geldim. Çavuş oldum. Çavuş olarak terörist olduk. Başka ne diyebiliriz? Kütahya'da yaptım askerliğimi. Havacıydım ben. Güzel günlerimiz geçti Allah'a şükür. Arkadaşlar iyiydi hep. Köyden 8 kişiydik biz aynı birlikte. Muhabbetlerimiz diğerlerinden ayrıydı. Tabii Kürt'ü de vardı, Türk'ü de vardı diye hesabı. Güzel muhabbetlerimiz geçti. 8 sefer üzere geldim ben. Benim bölük var mı? Çok severdi. Yani tadillerde 2-3 kişi götürdüm. Evinden temizlettiriyordum. O bakımdan çok severdi beni yani. Bazı harçlık da verdi. Benim para gönderecek adamım yoktu. Bu bana 15-20 lira biriktirse gönderirdi. Başka para yok. Öyleydi. Çok garibendik bizim. Daha garibeniz hali de. Askerliğim böyle geçti. Sonra geldik. Amirlik yaptık bir hayli. Şoför muavinliği yaptım. Şoför oldum. Aşağı yukarı 3-5 sene yaptık. İran-Irak Harbi'nde İran'a un çektim ben. Trabzon'dan Doğu Bayezid yolunun üzerinden İran'a girerdik. Tampon bölgeye yıkı indirir, geriye dönerdik. 3-5 sefer böyle bir vakiyemiz oldu. Döndük geriye buna. Kendi memleketimizde çalışmışlar. İzmir, İstanbul, buralarda. Bura böyle bitti. Ondan sonra Ferrari aldım. Ağırlık, biraz şoför ağırlığı olmaya başladı. Ferrari ile 2-3 dönüm bağ yetiştirdik. Onunla idare olmaya başladık. Hala daha onunla idare oluyoruz yani. Allah bereketlisin. Ve bu şekilde geçti. Başka soracağım. Kaç çocuğum var Bekir amcacığım? 6 çocuk var. 4 kız, 2 oğlan. Onlar da yaşantısını denizde sürdürüyorlar. İyiler, onlar da iyiler. Kendi işleri kendi görüyorlar ya, iyi. Başka? Rukiye teyzemi nerede gördün? Mahallemizde ya. Mahallemizde gördük. Uygun görüldük birbirimize, evlendik.
16 yaşında düğün ettim ben askere gitmeden. Annem hastaydı biliyor musun? Ben ölmeden görün diye. Bir tekim ben askere gittim. 15 sonra ölmüş. Allah rahmet olmuş. Babam daha aşağı yukarı bundan 5 sene evvele kadar yaşıyordu daha. O da burada öldü. Pamukkale'den geldi, burada öldü da. Başka ne diyelim? Düğününüz nasıl oldu? Düğünümüz köylü düğünü, tefile, tümbülerle oldu. Sıkı ata ata, şile oldu işte böyle, şenlikli oldu yani. Fakir düğünü güzel oldu. Zengin düğünü yemekli olur ama bizki de yemekli de tabii onlar kadar değildi. Ondan biraz daha şatavatlı olur. Hoş zamanlar. Nelerle uğraşıyorsun şimdi Bekir amcacığım? Bağcılıkta. Bağa gidip geliyoruz, 3-5 tane bağ var. Onların işinle uğraşıyoruz, sürüyoruz. Filizleri yaparız. Arasını çekeriz, işte yapıyoruz. Başka? Hacı'ya da gitmişsin Bekir amcacığım. Gitti. Allah onu da gönderdi, gitti bizi. Çalışan her şeyi bulur. Çalışmadık, olmaz. Bak nereden nereye, ekmek bulamazken hacıya gittik geldik ne oldu? Allah nasip etti orada. Öyle oldu yani. Eskiyle şimdi kıyaslarsan çok zor zamanlarınız geçmiştir. Çok, çok. Şimdi size yalan gelir. Arpayı kuruduğu yerde kırdırıp değirmenleyip arpa ununu yediğimizi bilirim ben. Fakirlik zordur. Bir ölçek yani bir tenike buğday aldın mı ertesi gün gözüne bakar zenginler. Ta öyleydi yani. Zenginler rahatladı. Bizler çok fakirdik. Bu köyde 1000 kişi varsa bunun 800'ü fakirdi. Öyleyecek. Kaç zengin olacak bu köyde? Onlar idare ettirirdi bazılarını. Bazıları işte üzüm satağı getirir toplar. Değirmenden gelirken ümidir gelirdik. Bu şekilde. Çok eziyet çektik. Yokluk çok zor. Allah kimseye yokluk göstermesin. Ayakkabı kılamazdık. O ayazda yalın ayak geldiğimiz gün ne oldu? Kolay değil. Söküye çapıya gittik. Çok zaman. Deniz doğusunda çapa çapaladık. Neler yaptık? Hepsini yaptık ya. Hepsini gördüm. Aşağı yukarı 80 yaşındayım ben. Hepsini gördük. Çok eziyet çektik. Bulduysak yedik, bulmadıysak ne yapalım? Öyle geçti günler. Ne söylemek istersin bizler gibi gençlere? Uzun zamandır evlisiniz. Çok uzun sürüyor. Şimdikiler öyle değil. Şimdikiler vallahi balı baklavayı beğenmiyorlar şimdi günler. Beğeniyorlar mı? O kadar gider. Senin kadayıf iyi değil der. Senin baklava iyi değil der. Çıkar gider. Öyleler de var. Biz onların kokusunu duyardık. Kendini duymazdık bile. Görmezdik kendini. 2 kilo un alacağız da gazdırma yapacağız, yiyelim diyen adam da çoğdu burada. Böyle, babam benim körüdü. Askerlikte 12 sene askerliği varmış. Kör olmuş. Geldikten sonra orada affedersin bir eşekle üzümü götürdü. Baklan olarak satar. Geri kenara o buğday alı veya arpa alı, üyüdü geri onu yirdik yani. Benim aklım erdiğinde böyleydi. Şimdi az bir şey beğenmiyor herif ya. Bisküvi beğenmiyor değil mi? Hasını beğenmiyor. Böyle. Çok zorluk çektik biz. Allah kimseyi göstermesin böyle. Ayakkabı bulamadığımız gün ne oldu? Rukiye teyzeme yardım ediyor musun evde şimdi? Ederiz. Hiç fark etmez. Ne iş yapsak beraber işleriz ya. Baba beraber gideriz. Yalnız gitme ben. Yalnız gideceksin kimle şey edecek? Orada beraber.